Ama yine Gaziantep'te sizlerle bir araya gelmiş. Daha önce de 12 Mart 2003'te evvelki başkanımız Süreyya Ser'den geçti. Gene Gaziantep'li iş adamlarıyla birlikte olmuş. Ben de burada sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve şahsım ve Merkez Bankası çalışanları adına hepinize saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu toplantıları biliyorsunuz 3 ayda bir yapıyoruz. En son Osman Bey ile birlikte Denizli'de birlikte bulunmuştuk. O zamandan bu zamana gelişmeleri şöyle bir gözden geçirelim. Önemli gelişmeler oldu, önemli veriler açıklandı. Onların üzerinden geçelim, daha sonra soru cevap kısmıyla ilerleyebiliriz. Sunumundaki mesajları özetleyecek olursak daha baştan, yurt içi nihai talep ve ihracat ılımlı büyüme eğilimlerini korumaktadır. Birinci mesajımız bu. İkinci mesajımız, altın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler açığındaki kademeli iyileşme eğiliminin 2014 yılında da süreceği tahmin edilmektedir. Üçüncü mesajımız, hane halkının aşırı borçlanmasıyla ilgili tedbirler cari işlemler açığındaki iyileşmeyi destekleyecektir. Son ve dördüncü mesajımız, Merkez Bankası enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasındaki temkinli duruşunu koruyacaktır diyoruz. Dolayısıyla burada büyüme açısından baktığınızda ılımlı bir büyüme, dış denge açısından baktığınızda kademeli bir iyileşmenin devam etmesi, enflasyon açısından baktığımızda da yine enflasyonda kademeli bir düşüş öngörüyoruz. Üç boyutta resim bu şekilde. Bu üç boyutu ayrı ayrı ele alalım. Öncelikle dış dengeden başlayalım. Dış denge tarafına baktığımızda en güzel resmi özetleyen grafiğimiz birinci grafik, bu beşinci sayfadaki grafik. Toplam nihai yurt içi talep ile gayri safi yurt içi hasılayı birlikte çizdiriyoruz. Burada mavi çizgi, yani gayri safi yurt içi hasıla, ülkenin toplam geliri diye düşünebilirsiniz. Kırmızıyla gösterilen toplam nihai yurt içi talep ise toplam ülkede yapılan harcamalar diye bakabilirsiniz. Türkiye'de her zaman bütün yıllar boyunca harcamalar, toplam harcamalar toplam gelirden büyük olmuş. Bu nasıl olabilir? Borçlanarak olabilir ki o da bizim dış açığımız olmuş oluyor özet olarak. Arada ufak bir stok değişimi diye ufak bir kalem var ama o çok önemsenmeyebilir. Artı eksi birbirini götürür. Sonuçta buradaki fark aşağı yukarı cari açığa denk geliyor diye düşünebiliriz. Yani Türkiye gelirinden bir miktar her zaman daha fazla harcamış. Bu harcamaların içerisinde tüketim harcamaları da var, yatırım harcamaları da var, kamunun yaptığı her türlü harcama da var. Burada bir problem varsa eğer, o da bu makasın fazla açılması. Yani normalde gelişmekte olan bir ülkede bir miktar harcamalar gelirden fazla olabilir. Ama önemli olan burada bunun sürdürülebilir olması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi. O yüzden diyoruz ki biz mümkün olduğu kadar cari açıkta sürdürülebilir seviyelere doğru gelse çok daha rahat büyümemize devam edebiliriz diyoruz. Aşağı yukarı dış dengeyle ilgili yaklaşımımız böyle. Orada nasıl gidiyoruz diye baktığımızda güzel bir gösterge ihracatın ithalatı karşılama oranı. Bu göstergeyle ilgili güzel haberler var. Burada bu oranın tarihsel ortalamasına şöyle baktığımızda aşağı yukarı %65'ler seviyesinde olmuş. Kabaca buna sürdürülebilir diye bakabiliriz. %65'ler seviyesinde bir karşılama oranını Türkiye geçmiş yıllarda sürdürmüş. Fakat 2010 yılının sonlarından itibaren dikkat ederseniz bu oranda ciddi bir gerileme gözlenmiş ve %55'li rakamlara kadar bu oran düşmüş. Bu ne demek? İthalat çok hızlı artıyor. İhracat o kadar hızlı artmıyor. Ne zaman olmuş bu? Özellikle bu bahsettiğimiz ikinci parasal genişleme 2010 yılının sonunda Amerikan Merkez Bankası'nın çok ciddi miktarda bir parasal genişlemeye gitmesinden sonra iki tane faktör devreye giriyor. Bu iki faktörden birincisi Türk lirası, döviz kurları o zaman haddinden fazla değer kazanıyor. Hatırlarsınız işte döviz kurları 1.300'e geliyor vesaire falan gibi çok ciddi yakınmalar vardı. Hatırlarsınız yine 1 dolar eşittir 1 Türk lirası olur mu şeklinde o zamanlar konuşmalar geçerdi.
Tabii bu ihracatçıyı zorladı o dönemde. Oldukça ciddi bir zorluk olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda ikinci faktör var. İkinci faktör de krediler. Yani Türkiye'deki özellikle hane halkının, vatandaşların borçlanmasındaki bir artış. Orada da artış hızları %40 mertebesine ulaşmıştı. Yani tüketici kredileri bir yılda bir önceki yıla göre %40 hızıyla artıyordu ki bunun önemli bir kısmı ithal talebine gidiyordu. Yani vatandaşlarımız borçlanarak ithal mal alıyordu aslında. Neden? Çünkü borçlanma çok ucuz ve ithal mallar da çok ucuz. İkisi bir araya geldiğinde kuvvetli bir böyle bir talep oluyordu. Şimdi bu ikili bir stratejiyle buna karşı bizim mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ve o noktada Merkez Bankası, arkasından da BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, aynı zamanda Maliye Bakanlığı. Üçlü olarak devreye girdiler ve önemli tedbirler aldılar. Buradaki tedbirlerin önemli bir kısmı kredi büyüme hızını yavaşlatmak. İkincisi de Türk lirasındaki o zamanki o aşırı değerleme eğilimini bir yerde son vermek ve onu daha makul bir seviyeye getirmek. Bu ikili strateji sonuç verdi. Burada netice aldık. Yani orada baktığınızda netice aldık. Bu neticeyi en güzel gösteren grafik buradaki karşılama oranı grafiği. İhracatın ithalatı karşılama oranı kademeli bir şekilde artarak tarihsel ortalaması olan %65 seviyesinin üzerine çıkmış görünüyor. Hangi ay için? Kasım ayı için. Kasım ayının verileri henüz yayınlanmadı. O yüzden burada biz günlük verilerden ihracat için TİM verilerini kullanıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni kullanıyoruz. İthalat için de gümrük müsteşarlığımızın bizimle paylaştığı bazı verileri kullanıyoruz. Önce göstergelere bakıyoruz. Burada karşılama oranının %68'ler mertebesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Altın hariç bakarsak %68. Bu iyi bir oran, iyi bir oran. Şimdi burada sonuç aldığımızı görüyoruz. Sadece bu değil. Buna ilave olarak bir de trend var. Bir eğilim var. İşte eğilime de şöyle bakalım. Karşılama oranı nasıl artmış? Bir önceki yılın aynı ayına göre ne kadar bir karşılama oranında artış olmuş? O şekilde baktığımızda orada da ortalamada yaklaşık burada arkadaşlar 3 puan gibi hesaplamışlar. Bir önceki yılın aynı ayına göre karşılama oranı 3 puan hep artarak gitmiş. Tabii dalgalanmalar var. Aydan aya iniş çıkışlar var. Özellikle de bu grafiği ben ham haliyle size göstermek istedim. Çünkü bu dalgalanmalardan çok fazla tedirgin olmamak lazım. Yani karşılama oranı mesela bir ay iner, bir ay çıkar. Fakat ortalamasına baktığınızda bir pozitif eğilim var. Bu demek ki trend cari açık giderek iyileşecek. Yani 2014 yılında da biz bu iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Karşılama oranının büyük ihtimalle önümüzdeki sene %65-70 bandında hareket etmesi mümkün. Hatta biraz daha belki iyileşirse daha bile bizim için iyi olabilir. O yönde gelişmeler olumlu. O zaman cari açık nasıl gidiyor? Burada altını hariç tutmak lazım çünkü altında bazen anormal ithalat, anormal ihracat hareketleri görebiliyoruz. O yüzden altın hariç veriye baktığımızda da cari işlemler dengesinde kademeli bir iyileşmenin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şimdi bugün sabah yayınlanan veri var. Orada yatay bir seyir izliyor. Altın hariç cari işlemler dengesi 51,9 diye hatırlıyorum. 51,9 milyar dolarlık son 12 aylık bir rakam var. Önceki aya göre aşağı yukarı aynı. Fakat Kasım ayından itibaren bu altın hariç veri de biraz daha iyileşme bekliyoruz. 2014 yılında da bu iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Peki bu finansmanı nasıl sağlıyoruz biz bu cari açığın diye baktığımızda doğrudan yatırımlar var. Yabancıların yaptıkları doğrudan yatırımlar var. Artı bankalarımızın yurt dışından borçlanmaları var. Artı banka dışı firmalarımızın, sizlerin, büyük firmalarımızın özellikle yurt dışından doğrudan borçlanmaları var. Yani Türk bankalarından değil, doğrudan yurt dışından borçlanan büyük firmalarımız da var. Artı portföy giriş ve çıkışları var. Portföy giriş ve çıkışları da finansman unsurlarından bir tanesi. Biz buradaki grafikte, 9. sayfadaki grafikte bunları portföy ve diğer diye ayırdık. Yani portföy ve daha kalıcı olan, daha borçlanmaya dayanan diğer kalemlerin toplamı artı doğrudan yatırımlar. Orada baktığımızda portföy girişlerinde yılın ilk 4 ayında, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da çok kuvvetli girişler görmüştük, hatırlarsınız. Ondan sonra da Mayıs ayından itibaren orada önce biraz çıkış, daha sonra da daha yatay ve dalgalı bir seyir izlemeye başladık. Orada Sayın Başkanımız da bahsettiler, Sanayi Odası Başkanımız.
Amerikan Merkez Bankası'nın verdiği bir sinyal sonucunda bir miktar orada tedirginlik olmuştu. Şimdi kademeli bir şekilde o tedirginliğin de giderek azaldığını gözlüyoruz. Dolayısıyla portföyde yani çok kuvvetli bir giriş beklemiyoruz ama daha yatay, dalgalı bir seyir şu sıralarda izliyoruz. O şekilde bakarsak bu portföy yatırımları hiç olmasa, hiç yani giriş hiç olmasa Türkiye bu cari açığı finanse edebilir mi sorusunun cevabı bu grafikte var. Cevap evet. Türkiye bu cari açığı finanse edebilir. Banka borçlanması, banka dışı borçlanma artı doğrudan yatırımlar. Bu kalemler cari açığı finanse etmeye yetiyor. Biraz daha da cari açık azalacağı için önümüzdeki yıl çok rahat bir şekilde biz bunu finanse edebileceğiz. Şimdi ihracat tarafına baktığımızda aslında haberler fena değil. Özellikle son veriler oldukça ümit veriyor. Çünkü dünyada mal ticareti diye baktığınızda dünyanın toplam ihracatı, bütün ülkelerin ihracatlarını toplayın ne kadar hızlı büyüyor? Yaklaşık sıfır. Dünyada ihracat artışları yavaşladı. Fakat Türkiye'de halen artı bölgede bir ihracat büyümesi var. En son açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Kasım verisinde bunu görüyoruz. %9'a yakın bir yıllık ihracat artışımız var. Bütün zorluklara rağmen bunu ihracatçılarımız başarabiliyorlar. O yüzden ben burada özellikle Gaziantep'li iş adamlarını da başta olmak üzere bütün iş adamlarımızı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir başarıya imza attılar. Aralık ayı verilerine de biraz baktı arkadaşlar. Yine Aralık ayında da ilk günlerin verileri, öncü veriler Kasım'daki başarılı performansın devam edeceğine işaret ediyor. Oradan da yine iyi haberler gelmeye devam edecek. Bunun arkasında yatan sebeplerden bir tanesi Avrupa bölgesindeki gözlenen kıpırdanma diyelim. Yani tam bir toparlanma demiyoruz ama bir kıpırdanma var. Bu öncü gösterge olarak kullanılan Avrupa bölgesinde büyük firmaların satın alma yöneticilerinden alınan cevaplardan oluşturulan endeks 50'nin üzerine çıktı. Birkaç aydır, son birkaç aydır 50'nin üzerinde seyrediyor. Ne kadar üzerinde derseniz çok hafif üzerinde. Yani dolayısıyla çok kuvvetli bir büyüme değil ama en azından Avrupa bölgesinde hafif büyümenin artıya belki geçebildiğini buradan gözleyebiliyoruz. Türkiye'nin ihracat ürünlerine olan talep, Avrupa tarafından gelen talep bu toparlanmaya karşı çok hassas. Çünkü dayanıklı mallar satıyoruz. Avrupa'ya, özellikle Avrupa bölgesine daha ziyade dayanıklı mallar satıyoruz. Dayanıklı malların da büyümeye olan hassasiyeti çok fazla. Çok ufak bir büyüme artışı ciddi bir şekilde bizim dayanıklı mallara olan talebi arttırabiliyor. Dolayısıyla Avrupa'dan gelebilecek her iyi haber bizim için orada ihracat açısından gerçekten iyi haber oluyor. Şimdi verilere bakalım, ülke ülke şöyle bir inceleyelim. Nerelere ihracatımız daha fazla artmış? Öne çıkan ülkeler İspanya ve İngiltere. Gerçekten de bunların öncü göstergelerine bakıyorsunuz. Onlarla çok tutarlı. İngiltere'de çok kuvvetli bir toparlanma var. Avrupa bölgesiyle kıyasla İngiltere'de çok kuvvetli bir toparlanma var. Hemen ihracat verilerimizde bunun etkisini görüyoruz. Arkadaşlara ben İngiltere'nin durumunu sordum. Bizim ihracatımızda durumu nasıl diye. Şu anda bir numara ihracatımızda Almanya. 13,4 milyar dolar Almanya'ya ihracat yapmışız son 12 ayda toplam. Ekim ayı itibariyle. Irak 2 numara. 11,6 milyar dolar Irak'a ihracat yapmışız ki çok önemli bir kısmı Gaziantep'ten yapılan ihracattır. 3 numara İngiltere. 8,8 milyar dolar son 12 aylık ihracatımız. Ondan sonra Rusya geliyor. Ondan sonra İtalya geliyor. Dolayısıyla İngiltere'deki bu kuvvetli toparlanma hemen bizim İngiltere'ye olan ihracatımızda artış olarak kendisini gösterdi. Son 3 aylık toplamı geçen senenin son, aynı 3 ayına kıyasla karşılaştırdığımızda burada grafikte de görünüyor %15'in üzerinde bir artış söz konusu. İspanya'ya keza %18-19'lar seviyesinde bir artış söz konusu. Irak'a olan ihracatta da bazı zorluklara rağmen halen %10'a yakın bir ihracat artışı gözlenmeye devam ediyor. Almanya biraz daha zayıf, Almanya'ya artış. Fransa'da hafif bir kıpırdanma var. İtalya'ya olan biraz daha zayıf ve Rusya'ya olan nispeten daha yavaş artıyor. Ama şöyle baktığımızda bu öncü göstergelerle ihracat arasındaki yakın ilişkiyi hemen görebiliyoruz. Peki Türkiye'deki göstergeler nasıl? Bizim kendi yaptığımız anket var. İktisadi yönelim anketini Merkez Bankası yapıyor. Sanayici ve iş adamlarına bunu her ay soruyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Gelecek 3 ayki görünüm nasıl? İç piyasada gerçekten iyiye bir gidiş var. Yani iç piyasada talep kademeli bir şekilde artıyor. Ilımlı bir artış.
İhracat tarafında daha iyi bir, daha pozitif bir görünüm var. Orada baktığınızda ihracat sipariş beklentileri. Gelecek 3 ayda ne bekliyorsunuz sorusunun cevabı geçmiş aylara göre gayet iyi. Olumlu bir resim orada da kendisini gösteriyor. Dolayısıyla Aralık ayından, Ocak ayından, Şubat ayından ümitli olabiliriz ihracat açısından. Herhangi bir öngörmediğimiz ciddi bir problem olmadığı sürece ihracatımız artmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi ithalatı etkileyen kalem olarak neye bakacağız? Borçlanmaya bakacağız. Kredilerin büyüme oranları, özellikle tüketici kredilerinin büyüme oranları. Çünkü ithalatı belirleyen önemli faktör tüketici kredilerinin büyüme hızı. Onu kırmızı çizgiyle grafikte görebiliyorsunuz. Bahsettiğim 2010 yılının sonlarında o başlayan büyüme ivmesi %40'a kadar çıkarmıştı bunu. Daha sonra alınan tedbirler arka arkaya BDDK'nın, Merkez Bankası'nın, bahsettiğim gibi Maliye Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerden sonra kademeli olarak bu büyüme hızı %15'in bile altına düşmüştü tüketici kredilerinde. Bu büyümede yavaşlama yılıydı, 2012 yılıydı. O dönemde arzu edilen sonuçlar birer birer alındıktan sonra dış dengede önemli bir iyileşme sağlandı. Enflasyon konusunda önemli bir düşüş o zaman sağlandı. Ve Avro bölgesindeki iyileşmeden sonra da para politikasında, özellikle likidite politikasında oldukça destekleyici bir konuma geçtik. Onunla ilgili de yine Osman Bey'le birlikte yaptığımız toplantıları da gayet iyi hatırlıyorum. Yaz aylarında biz likidite politikasını bollaştırdık. Dolayısıyla burada bir toparlanma önümüzdeki çeyreklerde gelebilecektir şeklinde söylemiştik. Hakikaten takip eden dönemde ciddi bir toparlanma oldu. Bu toparlanma sadece bizim uyguladığımız politikaya has değil. Gene dış faktörler de burada rol oynadı. Bol likidite dünyada bir miktar tabii burada rol oynamıştı. Dolayısıyla kredi büyüme hızı tekrar yükseldi. Yani %15'in bile altına düşen tüketici kredilerinin büyüme hızı %30'lara yaklaştı. Ve bunun da etkisini hemen biz birinci ve ikinci çeyrekte büyüme verilerinde gördük. Türkiye'de en son dün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu'nun büyüme verilerine bakın. Yukarı yönlü bir revizyon da yaptılar ilk iki çeyrekte. Gerçekten tüketim harcamalarının katkısıyla büyümenin ciddi bir şekilde başladığını görüyoruz. Şimdi üçüncü çeyrek önemli. Üçüncü çeyrekte de önceki çeyreğe göre baktığımızda bu ivmenin biraz yavaşladığını ve ihracatın, net ihracatın katkısının yavaş yavaş gelmeye başladığını da görüyoruz. Bir önceki çeyreğe göre bakıldığında böyle resim. Dolayısıyla burada kredi büyümesiyle ilgili alınan yeni tedbirler, ki birazdan onları ben özetleyeceğim. Özellikle bu kırmızı çizginin, yani tüketici kredilerinin büyüme hızını tekrar bir miktar aşağıya doğru çekecektir ki bu ithalat açısından, ithalat talebi açısından dengelenmeye ilave bir katkı sağlayacaktır. Cari açık bir miktar daha oradan iyileşebilecektir. Buna mukabil ticari krediler tarafına baktığımızda orada daha istikrarlı bir artış görüyorsunuz. Orada dalgalanmalar daha az. Sizlerin kullandıkları özellikle Türk lirası kredilerde artış hızları artış ve düşüş dönemlerinde daha istikrarlı, daha az dalgalı bir seyir izliyor ki bu arzu edilen bir durumdur ve normaldir. Faiz oranlarında ufak bir yakın zamanda değişiklik oldu. Özellikle Mayıs ayındaki bu Amerikan Merkez Bankası'ndan gelen sinyallerden sonra bütün faiz oranlarında bir miktar artış gözlendi. Gerek tüketici kredilerinde, gerek firma kredilerinde, sizlerin muhatap olduğunuz kredilerde, gerek hazinenin, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin muhatap olduğu borçlanma faizlerinde bir miktar yukarı yönlü bir ayarlama oldu. Burada sadece Türkiye'de olan bir hadise değildir bu. Genellikle gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda bu tür bir faiz artışı piyasa şartları içerisinde gerçekleşti. Ve oradaki artış ne kadar diye bakıyoruz şöyle bir. Avro bölgesi borç krizi dönemindeki artışlara göre daha sınırlı bir artış söz konusu olmuş. Buna mukabil Merkez Bankası da Türk lirası likidite politikası ve döviz likiditesi politikasıyla ilgili bazı tedbirler alarak buradaki etkiyi yumuşatmaya gayret etti. Ve büyük ölçüde orada başarılı olduk diye düşünüyoruz. Şimdi buradaki bu fiyat ayarlaması, faiz oranlarındaki artışın temel kaynağı Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki ayarlamadır. Orada nereden nereye geldik diye şöyle bir baktığımızda %1,6 seviyesinden 10 yıl vadeli Amerikan kıymetlerinin dolar bazındaki nominal faizi 1,6'lı seviyelerden en son işte 2,8'li seviyelere kadar geldi.
Yani 1 puan üzerinde orada 120 baz puan deriz biz. Finans camiası baz puanlarla konuşur. Daha ziyade iş adamlarımız yüzdelik puanla konuşur. Onlar için 1 baz puan bile önemlidir. Orada o şekilde baktığınızda 120 baz puan. Yani 1,2 yüzdelik puan bir artış gerçekleşti Amerikan 10 yıllıklarda. Tabii Amerikan 10 yıllık faizleri bu şekilde uzun vadeliler yükselince dünyanın geri kalan kısmında da gene uzun vadeli faizlerde bir yükseliş olması kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Dolayısıyla orada bir faiz ayarlaması sonuçta olmuş oldu. Döviz kurlarında da bunun bir etkisi oldu. Döviz kurlarında da genellikle daha ziyade cari açık veren ülkelerde değer kayıpları, cari fazla veren ülkelerde ise değer kazancı veya az bir değişim şeklinde kendisini gösterdi diyebiliriz. Bir iki istisna var burada. Mesela cari fazla verdiği halde değer kaybeden, dolara karşı değer kaybeden Rusya. Rusya'nın parası bir miktar ama çok değil, çok fazla değil. Peki cari açık verdiği durumda parası değer kaybeden ülkeler arasında Türkiye'nin durumu nasıl diye şöyle bakalım. Hani başkanımız oynaklıktan biraz yakındı. Fakat orada baktığımızda aslında bizim nispi durumumuzun daha orta bir yerde olduğunu görüyoruz. Mesela Endonezya'nın parası çok değer kaybetti Endonezya'nın. Arjantin'in parası, Brezilya'nın parası, Hindistan'ın parası bizden daha fazla değer kaybetti. Güney Afrika'nınki de Mayıs'tan bu yana bakarsanız bize yakın ama yılbaşından itibaren alırsanız o da %20'nin üzerinde bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla Türkiye'de oynaklık evet var, biraz arttı. Fakat diğer ülkelerle, cari açık veren diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda oynaklık nispeten daha az bizde. Bunu doğrudan oynaklık serisi olarak ölçebiliyoruz. Orada oynaklık olarak baktığımızda bu ülkeler arasında Türkiye'deki döviz kurlarının oynaklığı en az. Yani dolayısıyla serbest dalgalı kur rejiminde bunu sıfıra indiremezsiniz. Yani bu oynaklığı tam olarak sıfıra indiremezsiniz ama mümkün olduğu kadar uyguladığınız politikalarla ve araçlarla bunu daha sınırlı düzeylerde de tutabilirsiniz ki bizim elimizde de çok ciddi bir şekilde hem tecrübe hem de politik araçları var. Bununla ilgili olarak kullanabiliyoruz. Reel efektif döviz kuru şeklinde de buna bakmak mümkün. Bu reel efektif döviz kurunda 2003 yılında Türkiye'de cari açık son derece küçüktü. O yüzden iyi bir yıl olarak bu alınabilir. O tarihte 100 diye başlasak buna. Daha sonra da yaklaşık %2 civarında bir reel efektifteki değer kaybı normaldir diye düşünüyoruz biz. O trendi çizdirdiğimizde hemen burada aşırı değerli olan bölgeler mesela görünüyor. Hangi yıllarda Türk lirası aşırı değerliymiş? 2006'daki Mayıs türbülansından önce Nisan ayında mesela aşırı değerliymiş döviz kuru. Reel efektif 120'nin üzerindeymiş. Lehman krizi öncesinde mesela aşırı değerliymiş 130'un üzerindeymiş. Avro bölgesi borç krizi öncesinde bu ikinci parasal genişleme sonrasında gene 130 civarında bir aşırı değerli Türk lirası o zamanlar varmış. Bugünlerdeyiz diye bakıyoruz. 109 civarında, 109,4 civarında bir reel efektif kurumuz var ki aşırı değerli olmaktan çok uzak. Dolayısıyla burada da biz bu sorun, herhangi bir sorun görmüyoruz. Ve her zaman verdiğimiz bir mesaj var. Merkez Bankası olarak bütün toplantılarımızda söylediğimiz bir mesaj var. Burada bir tek şeye bakar. Sermaye akımlarında en ufak bir yön değişikliği tekrar Türk lirasını değer kazandırabilir. Dövizin fiyatını tekrar düşürebilir. Böyle bir ihtimal mevcut. Diğer ihtimal daha zayıf. Yani dövizin değer kaybetme ihtimali daha zayıf. Yani çok anormal şeyler olması lazım. Çok anormal bir takım gelişmeler olacak ki dolar daha fazla yükselsin veya euro. Parite etkisi gerçi orada önemli ama çok öyle anormal bir değer kaybı beklemiyoruz. Ama işler sakinleştiğinde, para politikası belirliliği arttığında dünyada burada sermaye girişlerine tekrar başlamasının söz konusu olabileceğini, portföy girişlerinin başlaması halinde de gerçekten hiç kimsenin belki tahmin etmediği çok kuvvetli bir değer kazancı Türk lirasında tekrar başlayabileceği ihtimali var. Şimdi döviz rezervlerimize bakalım. Merkez Bankası döviz rezervlerini buradaki istikrarı mümkün olduğu kadar desteklemek amacıyla kullanıyor. Orada bir otomatik dengeleyici mekanizmamız var. Rezerv opsiyonları. Bu rezerv opsiyonlarını daha ziyade kendiliğinden dengeleyici olsun diye kurduk ve hakikaten o yönde güzel sonuç veriyor. Onun dışında da bizim döviz alımları ve döviz satımları var. Düzenli olarak her gün ihaleler yoluyla yaptığımız döviz alım ve satımları var. Onları da arz ve talep koşullarını biraz yoklayarak düzenli bir şekilde yapıyoruz.
Döviz rezervlerimizdeki azalma dikkat ederseniz yaz aylarında olmuştu. Temmuz ayında döviz rezervlerimizden daha nispeten yüksek oranda satışlar yaptık. Daha sonra satış oranlarımızı azalttık. Şu anda satışlarımız oldukça düşük seviyelerde. Ve o şekilde baktığımızda rezerv biriktirmeye bir süre devam ettik. Ve şu anda Merkez Bankası'nın altın dahil toplam rezervleri 135 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bunun 21 milyar dolar kadarı altın. Kalan kısmı da döviz olarak rezervlerimizde tutuluyor. Bunların hepsi likittir. Hepsi anında nakde çevrilebilir ve ihtiyaç olursa gerek bankacılık sektörümüzün kullanımına gerekse döviz satış ihaleleri yoluyla sektörün arizi ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılabilir niteliktedir. Altınla ilgili rakamı az önce söylemiştim, onu geçiyorum. Peki bu döviz rezervlerimizin arttıran unsurlar nelerdir diye baktığımızda iki tane kanal var burada. Bunlardan birincisi ihracat reskont kredileri. Bunu biliyorsunuz ihracatçılarımıza Exim Bank üzerinden ağırlıklı olarak kullandırıyoruz. Vadeyi biliyorsunuz 8 aya yakın zamanda çıkardık. 4 aylık bir vade vardı, 8 aya çıkardık. Türk lirası olarak veriyoruz, döviz olarak geri alıyoruz. Dolayısıyla bu bir döviz satın alma işlemi gibi düşünülebilir. İhracatçılarımızdan döviz satın alıyoruz aslında şeklinde düşünülebilir. Onlara da aynı zamanda düşük maliyetli bir finansman imkanı kolaylığı sağlamış oluyoruz. Bu kanaldan rezervlerimiz artıyor. Artı rezerv opsiyonu mekanizması kanalından da bankalarımız aracılığıyla gene rezervlerimizi arttırabiliyoruz. Bankalar Türk lirası zorunlu karşılıklarının yerine gönüllü olarak yabancı para yatırabiliyorlar. Buna izin veriyoruz. Ve bu kanaldan da sürekli yükümlülükleri bankaların büyüdüğü için orada zorunlu karşılıklar da büyüyor. O büyüdüğü için de buna karşılık rezerv opsiyonunu da daha çok döviz yatırmak suretiyle kullanıyorlar. Burada bir tablo var. Bu tabloda düzenli olarak Haziran'dan bu yana hem bizim döviz satımlarımızı, toplam döviz satımımız ne kadarmış, hem de bu ihracatçılarımıza kullandığımız reskont kredilerin dönüşlerini görüyoruz. Orada bakarsanız en yoğun satışı Temmuz ayında yapmışız. Temmuz ayında satış yapmışız ve ondan sonra satışların hızını azaltmışız. Şu sıralarda, son aylarda aylık 1 milyar ile 2 milyar dolar arasında bir tempoda satış yapıyoruz. Burada tabii girişler de var. Girişler de 1 milyar doların üzerinde bir tempoda devam ediyor. Bu yılın tamamında ihracatçılarımızdan 13 milyar dolar civarında döviz satın almış olacağımızı tahmin ediyoruz. Gelecek yılda bu rakam 13 milyarın biraz üzerinde olabilir. Dolayısıyla burada bakarsanız aslında ayda 1 milyar sattığımız zaman aldığımızı satmış oluyoruz. 1 milyarın üzerine çıktığımız zaman aldığımızdan biraz fazlasını satmış oluyoruz. Rezervlerimizi o açıdan dikkatli kullanıyoruz. Orada Sayın Başkanımız da bahsettiği gibi oynaklığı azaltıcı döviz arz talebinde arize bir dengesizlik varsa bazen olur. Bazı günlerde mesela bizim kurumsallardan dediğimiz ithalatçı şirketlerden, enerji ithalatçısı şirketlerden bazı dönemlerde yüklü bir döviz talebi gelir. Fakat yurt dışından o kadar ciddi bir giriş iştahı yoktur. O zaman biz döviz satış ihalemizi birazcık daha yüksek tutarız. O talebi bir miktar karşılarız. Diğer zamanda da düşük tutarız satışımızı. O zaman da rezervimizi biriktiririz. Bu şekilde bir regülatör gibi çalışırız. Ama tamamen tabii oynaklığı sıfıra indirmek mümkün değil böyle bir ortamda. O yüzden mümkün olduğu kadar burada öngörülebilir olmamızda fayda var diyoruz. Öngörülebilirliği de şu şekilde sağlamaya başlıyoruz. Şimdi en son minimum döviz satışını 50 milyon dolara çıkardık. Her gün günlük düzenli 50 milyon en az satacağız. Onu aylığa vurun. 20 iş günü diye düşünün. 1 milyar dolar. Dolayısıyla minimum her gün 50 satınca ayda 1 milyar dolar satmış oluyoruz. Aldığımızı satmış oluyoruz. Yani ihracatçılarımızdan aldığımızı satmış oluyoruz. Nötr. 50 milyon nötrdür. 50'nin üzerine çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Mesela diyelim ki 60. Her gün 60 satsak ayda 1 milyar 200 milyon dolar yapar. Diyelim ki 70. Her gün 70 satsak ayda 1 milyar 400 milyon yapar. Bu düzenli satış şekli. Düzenli satış şeklinde döviz likiditesi bu şekilde sağlanabilir. Bir de EPS var, ek parasal sıkılaştırma. Orada da en az 100 satıyoruz günde. En az 100. Ertesi gün gene 100 satıyoruz mesela en az. Orada da 100'ü de biraz yukarıya doğru çekebiliyoruz. Bunlar bizim esnekliklerimiz. Ama prensip itibariyle özellikle sakin dönemlerde ki bugünlerde biraz sakin bir dönem yaşadığımızı hissediyoruz. Orada ipuçları yavaş yavaş gelmeye başladı. Sakin dönemlerde daha düzenli döviz satışlarıyla ilerlemek çok daha olumlu netice veriyor. Öngörülebilirliği arttırmış oluyoruz. Şimdi birazdan öngörülebilirlik konusuna döneceğim. Faiz oranlarındaki öngörülebilirliği de arttırıyoruz. Bir ara verip burada BDDK'nın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun en son
aldığı ve alacağını duyurduğu tedbirleri bir tekrar hatırlayalım. BDDK'nın finansal istikrara ilişkin düzenlemeleri nelerdir? Toplam kredi kartı limitinin ilk yıl için aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci yıldan sonra ise 4 katını aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yani dolayısıyla bir yeni bir kredi kartı alındığı zaman aylık gelirinizin 2 katını aşamayacak limit, ikinci yıldan sonra da 4 katını aşamayacak. Bu geçiciydi, bunu kalıcı hale getirdiler. Artık bu şekilde kalıcı olacak. Gelirini de belgelemek zorunda kredi kartı sahibi, kullanıcısı. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarları yukarı yönde güncellenmiştir. İkinci yapılan şey bu. Asgari minimum ödeme tutarları yukarı yönde güncellendi. Küçük ve orta boy işletmeler ile ihracat kredileri teşvik edilirken, konut kredileri haricindeki tüketici kredilerinde ihtiyat payını arttıran bir düzenleme yapılmıştır. Bu yapıldı, fiilen yürürlüğe girdi. Şimdi yeni olan pakette neler var? Yeni duyurulan ve kamuoyunda görüşe açılan bir paket var BDDK tarafından. Kredi kartlarında taksit sınırlaması, taşıt kredilerine peşinat şartı, taşıt ve ihtiyaç kredilerine vade sınırlaması getirilmesine ilişkin taslak düzenleme hazırlanmıştır. Burada görüşler şu anda alınıyor. Son rötuşlar yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla burada da ilave bir düzenleme gelmiş oluyor. Şimdi büyüme kısmından biraz bahsedelim. Büyüme verileri açıklandı biliyorsunuz. 4,4 geçen senenin aynı çeyreğine göre bir büyüme var. Beklentilerden daha olumlu geldi. Kompozisyonuna şöyle bir baktık. Önceki çeyreğe göre net ihracat olumlu artı katkı vermeye başladı 3. çeyrekte. Fakat bunun artarak devam edeceğini biz tahmin ediyoruz. Son çeyrekte net ihracatın katkısının daha da olumlu hale gelmesine geleceğini tahmin ediyoruz. Bir önceki yılın aynı dönemine göre baktığınızda henüz artıya geçmedi. Net ihracatın katkısı henüz artıya geçmedi ama bir önceki çeyreğe göre baktığınızda artıya geçmiş görünüyor. Bu olumlu bir haber dengelenme açısından. Yani dengeli büyüme açısından iyi bir haber geldi diyebiliriz. Dünyada büyüme nasıl gidiyor diye baktığımızda hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde daha ılımlı bir büyüme var. Yani çok kuvvetli bir büyüme yok. Daha ılımlı bir büyüme var. İşsizlik oranlarına baktığımızda da net bir şekilde Avrupa bölgesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin farklı bir resim çizdiğini görüyoruz. İşsizlik oranları Amerika Birleşik Devletleri'nde düşüyor, Avrupa bölgesinde yükseliyor. İngiltere'de de keza hafif hafif işsizlik oranları düşüyor. Ama en azından Avrupa bölgesinde bir yataylaşma var. %12'ler civarında işsizlik oranları daha yatay seyretmeye başladı. Orada o ufak toparlanma işaretleri belki bu yataylılıkla ilişkilendirilebilir. Burada bir aşağı gidiş başlarsa gerçekten iyi haber diye düşünmemiz gerekir. Neden işsizlik oranları önemli? Bir Merkez Bankası açısından bakıldığında özellikle Amerika'da enflasyonda çok ciddi bir problem olmadığı için, enflasyon birazdan orada tekrar göstereceğim, %2'nin oldukça altında göründüğü için işsizlikle ilgili şöyle bir ifadede bulundular. Dediler ki, biz dediler her ay 85 milyar dolar tutarında ilave tahvil alıyoruz. Bunların önemli bir kısmı, yarısı yaklaşık devlet tahvili, Amerikan kıymetleri, yarısı ise gayrimenkul ipoteğine dayalı kıymetlerin satın alınması şeklinde gerçekleşiyor. Buradaki bu 85'i biz aşağı doğru revize edebiliriz. 85'ten biraz daha düşük bir hızda alabiliriz. Daha sonra kademeli olarak da bu işe devam edebiliriz. Bunu da istihdama bağladılar. Dediler ki istihdam koşulları yeterince iyileşirse biz bu parasal teşviği yavaş yavaş geri çekeriz şeklinde bir ifadeleri oldu. Orada da %7'yi zikrettiler işsizlik oranı olarak. Dediler ki işsizlik oranı %7 ve altında olursa artık biz bunu düşünmeye başlarız ve uygulamaya koymaya belki başlarız dediler. Şimdi çok enteresan bir şey oldu, güzel bir şey oldu aslında. Cuma günü, geçtiğimiz hafta Cuma günü Amerika'da istihdam verileri açıklandı. İşsizlik oranı da %7'ye kadar düştü. Neydi korkulan? Mayıs ayından bu yana sürekli insanların endişe ettiği, kafalarındaki kaygı neydi? İşsizlik çok düşecek, Amerika artık para basma hızını azaltacak. O zaman dünyada da çok kötü bunun etkileri olacak gibi bir endişe vardı değil mi? Aylardır biz bu endişeyi yaşadık ve sürekli televizyonlarda,
her tarafta medyada ve gazetelerde, uluslararası basında, Türkiye'deki basında sürekli bu işlendi. Ne oldu? Cuma günü ne oldu? İşsizlik %7'ye düştü. Tamam, artık herhalde başlarlar. Parasal genişlemeyi yavaşlatmaya herhalde başlarlar. 10 dakika sürdü etkisi. 10 dakika işte döviz kurları birazcık yükseldi. Faiz oranları birazcık yükseldi. 10 dakika sonra bunun diğer ülkelerle ne alakası var dedi yatırımcılar. Yani Amerika'da böyle bir şey oluyor. Dünyanın geri kalan kısmında bununla hiçbir alakası yok. Doğru teşhis koydular ve hızla tekrar normalleşme başladı. Bu son derece iyi haber. Yani bizim son Mayıs ayından bu yana aldığımız en güzel haber bu. Piyasa artık bu fiyatlama işini doğru yapmaya başlıyor yavaş yavaş. Ve diyorlar ki Amerika ayrı, diğer ülkeler ayrı. Her ülkenin kendi durumuna bakılır. Kendi durumuna göre karar verilir. Bunu biz aylardır söylüyorduk. Ama piyasanın bu noktaya gelmiş olması güzel. Yani demek ki şimdi artık ne zaman başlarlarsa başlasınlar. Önemli değil. Bu parasal genişleme hızı 85'ten daha aşağıya gelirse, işte artık 80 mi olur, 75 mi olur, nasıl yapacaklarsa yaparlar. Bunun çok fazla bir etkisinin olması artık beklenmiyor. Çünkü bu işsizlik verisini gördüler ve doğru tepkiyi verdiler piyasalar. Şimdi büyüme tahminlerine şöyle bir bakacak olursak. 2013 yılında dünya büyümesi %2,4, 2014'te 3,1 bekleniyor. Yani ılımlı bir toparlanma bekleniyor. Dünyada büyümenin bir miktar daha hızlı olması bekleniyor. Burada mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,7 büyüme 2013'te beklenirken gelecek sene 2,6 bekleniyor. Avrupa bölgesinde eksiymiş. -0,4'müş 2013 tahminleri. 2014 tahminleri artı. 0,9. Orada da bir toparlanma bekleniyor. Hangi ülkede toparlanma daha hızlı diye burada listeden takip edebilirsiniz tablodan. İngiltere'de 1,4'müş 2013 beklentisi. 2014 beklentisi 2,3. Yani orada da bir toparlanma beklentisi var. Çin'de 7,6-7,5, yani 7,5 civarında bir büyüme bekleniyor yatay. Hindistan'da 4,6, gelecek yıl 5,6. Latin Amerika'da 2,6-3. Doğu Avrupa'da 2-2,9. Türkiye'de 3,5 bekleniyormuş en son ankette. Gelecek yıl 3,7 bekleniyor. Gerçekleşme büyük ihtimalle orta vadeli program beklentisinden biraz daha iyi olacak. 3,6 OVP'de vardı. Ondan büyük ihtimalle biraz daha iyi gelebilir bu yıl. Gelecek yılda orta vadeli program beklentisi %4. Orada da herhangi bir değişikliğe gitmeye şu anda neden yok. Ama piyasa beklentisi, yani ankette sorduğunuz zaman yatırımcılara ne diyorlar? 3,7 bekliyorlar Türkiye için. Demek ki 4 civarında herkes kani olmuş ki gelecek sene Türkiye büyüyebilir. Bu büyümenin arkasında yatan temel dinamiklerden en önemlisi bence Türkiye'de kamu borcuyla ilgili olumlu gelişme. Türkiye'de kamu borç yükü azalıyor. Yıllardan beri azalıyor. Ne zamandan beri bu? 2001'deki o krizden sonra 2002, 2003, 2004 diye başlayan o trend Lehman krizinde biraz ara vermişti. %40'dan 46'ya çıkmıştı kamu borç yükü. Sonra %36'ya tekrar düştü. Şimdi de 35 bekleniyor bu yıl. Dolayısıyla kamu borç yükü aşağı gidiyor. Bu çok önemli çünkü Avrupa'da pek çok ülkede halen kamu borç yükü yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Bütçe açıkları halen kontrol altına alınabilmiş değil Avrupa'da. Çok ciddi bir kontrast yapıyoruz Avrupa'yla bu açıdan. Bunu karşılaştırmalı olarak gördüğümüzde seviye olarak borcun geliri oranı şeklinde bakıyoruz. Orada bir numara Japonya görünüyor. %240. İtalya %100'ün üzerinde. Amerika'da %100'ü bulmuş bir durumda. Fransa'da %100'e doğru gidiyor. Bu şekilde Türkiye burada gayet iyi görünüyor. Peki kendi benzerimiz ülkelerle karşılaştırdığımızda gene fena değil. Orta bir noktadayız diyebiliriz. Bunu hemen hazinenin borçlama faizleri ve Türkiye'nin risk primi açısından görebiliyoruz. Orada baktığımızda bu Türkiye hazinesi Amerikan hazinesinden ne kadar fazla puanla borçlanabiliyor şeklinde o farkı çizdiriyoruz. Buna risk primi deniyor. O farka baktığımızda gerçekten bu kademeli bir şekilde hep aşağıya gitmiş. Türbülans dönemlerinde biraz geçici olarak yükseliyor, sonra tekrar düşmeye devam ediyor. Neden? Mali disiplin sayesinde. Yani mali disiplin olduğu için Türkiye kolay kolay bu tür küresel türbülanslardan kalıcı bir şekilde etkilenmez. Geçici olarak etkilenir. Ama kalıcı bir şekilde etkilenmez. Benzer şekilde burada bir sigorta primi fiyatı var. CDS diye bilinen bir şey. O da benzer bir resim gösteriyor. Peki bunun bize yansıması ne? Hazinenin borçlanma maliyetleri. Hazinenin borçlanma maliyetleri nominal bileşik olarak baktığınızda gerçekten ciddi bir düşüş sergilemişti. Şimdi de nispeten bu durumunu koruyor. Büyümenin
Arz yönlü faktörlerine baktığınızda sermaye var, emek var. Sermaye tarafında yatırımların gayri safi hasılaya oranı %19-20 mertebesinde. Daha yüksek olabilir mi bu? Aslında daha yüksek olsa iyi olur. Yani %20'nin üzerinde gayri safi hasılaya oranında yatırım yapsak biz, büyüme potansiyelimiz daha da yukarıya gider. Fakat bunu hemen yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü tasarruflarımız %13'ler seviyesinde. 12,6 en son beklenen bir tasarruf oranı var. Aradaki farkı yabancıların tasarruflarıyla karşılamak zorundayız. O bizim için bir kısıt. Dış denge kısıtı diyoruz büyümede bu. Tasarruflarımızı dolayısıyla ne kadar arttırabilirsek ülke olarak o kadar hızlı bir şekilde yatırım yapabiliriz ve o kadar hızlı büyüyebiliriz. Gayet basit buradaki hikaye. Yani kendi tasarruflarımızla yatırım yapalım ve daha hızlı büyüyelim. Bununla ilgili çok ciddi bir şekilde çalışmalar devam ediyor. 10 yıllık, 10. 5 yıllık kalkınma planında ciddi bir eylem planı var. Ve 3 yıllık orta vadeli programda da esas tema bu. Türkiye'de tasarrufları nasıl arttırırız? Aşırı borçlanmanın önüne nasıl geçeriz? İsrafın önüne nasıl geçeriz? Buna mukabil vatandaşlarımızın gelirleriyle orantılı bir şekilde borçlanmasını nasıl sağlarız? Bunu sağlayabilirsek gerçekten büyüme hızımız da daha da artabilir. Çünkü daha çok yatırım yapabiliriz. Ve istikrarlı bir şekilde yaparız. Şimdi mali disiplinin bize getirdiği en büyük fayda özel sektörün önünü açmak. Özel sektörün önü açıldığı zaman Türkiye'de istihdam çok kuvvetli bir şekilde arttı. Burada kamu borcu ile ilgili problem yaşayan ülkelerdeki istihdam artışlarına bakın yıl yıl. 2007'den itibaren arkadaşlar çizdirmişler. En fazla istihdam kaybeden ülke Yunanistan, İspanya, İrlanda, Portekiz diye gidiyor. Amerika'da bile istihdam gerçekten zayıf. Yani 2007 yılıyla kıyasladığımızda daha aynı seviyeye bile anca geliyor. Ondan sonra yine Japonya, İtalya gibi kamu borcu yüksek olan ülkeler sıralanıyor. Kamu borcu düşük olan ülkeler, Avustralya, İsviçre, İsveç, Almanya gibi ülkeler, mali disiplinine önem veren Kanada gibi ülkeler istihdam artışı sağlamış. Demek ki kamu özel kesimin önünü kapatıyor. Aşırı borçlandığı zaman özel kesimin önünü kapatıyor ve bu yüzden de istihdam artamıyor. Bu şekilde bir hikayeye Türkiye en güzel örnek. En çok mali disipline önem veren Türkiye, en hızlı istihdam artışı sağlayan ülke Türkiye. Döngüsel öncü göstergelerden biraz bahsedelim. Önümüzdeki aylarda durum nasıl? Kapasite kullanım oranları oldukça olumlu bir noktaya geldi. Yatırım harcaması beklentisi. Yatırımlarla ilgili iş adamlarına soruluyor. Geçmiş 12 aya kıyasla gelecek 12 ayda sabit sermaye yatırım harcaması beklentiniz nedir? Bu soruya verilen cevaplar derleniyor, toparlanıyor. Bu grafikte görülen veriye dönüştürülüyor. Orada da yine ılımlı bir artış var. Sanayi üretim ile ilgili en son veri açıklandı. Takvim etkisinden arındırılmış Ekim ayında sıfıra yakın bir rakam açıklandı. İşte bu seri çok gürültülü. Özellikle bu grafiği arkadaşlara çizdirdim. Yani bunu dedim ortalamasını falan almadan çizdirin ki bunu bir anlatalım. Çünkü bir önceki ay çok yüksekti. Bu ay sıfıra yakın. Burada ne yapacağız? Yani üzülecek miyiz, sevinecek miyiz? Hayır, sabredeceğiz. Çünkü gelecek ay bu defa tekrar yüksek gelecek. Bu Ekim verisiydi. İçerisinde bayram etkisi var. Köprü günü etkisi dediğimiz bir etki var bizim. Bayramdan önceki günlerde de tatil yapıyor pek çok işletme vesaire. O yüzden Kasım'a bakmak lazım. Kasım'da da daha olumlu bir veri bekliyoruz. Biz bunu özet olarak ılımlı bir büyüme diyoruz. Yani böyle çok hani kuvvetli bir büyüme değil ama ılımlı bir büyüme devam edecek diye tahmin ediyoruz. Nereden bunu anlıyoruz? Satın alma yöneticileri endeksi PMI var. Türkiye'nin PMI'ında gerçekten güzel bir görüntü var. Sadece bizim iktisadi yönelim anketi değil, bu PMI verisinde de aynı konu teyit ediliyor. Kasım'a ait olan veri oldukça kuvvetli geldi. Reel kesim güven endeksi, tüketici güven endeksi gene ılımlı büyümeyi teyit ediyor. Tahsilde gecikmiş alacaklara bakalım. Banka kredileriyle ilgili olarak bireysel kredilerde ve firma kredilerinde, özellikle firma kredilerinde tahsili gecikmiş alacak oranı düşüyor. Bu iyi bir haber gene. Firmalarımızın borçlarını rahatlıkla geri ödeyebildiklerine dair bir işaret. Karşılıksız çeklere bakıyoruz. Çok toplantılarımızda dile getirilir. 3 ayda bir gittiğimiz toplantılarda. Burada hakikaten önce bir geçici bir artış olmuştu. Fakat daha sonra yeni düzenlemelerin devreye girmesiyle birlikte orada yavaş yavaş karşılıksız çek dönüşüm oranlarında da bir iyileşme söz konusu. Benzer bir veri kurulan firma sayısında da görülüyor. Son 12 ay kurulan firma sayısında da bir gözle görülür bir artış var. Şimdi gelelim bizim esas asli işimize, Merkez Bankası'nın temel görevi. Fiyat istikrarı. Fiyat istikrarında ne noktadayız? Dünyada ne noktadayız diye bakalım. Dünyada gelişmiş ülkelerde enflasyon hedeflerin altında.
%2 hedefinin altında görünüyor. Avrupa'da biraz daha fazla düşük ve sanki düşme eğilimi var gibi. Amerika'da da 2'nin altında. Gelişmekte olan ülkelerde ise aşağı yukarı %5 civarında yatay bir seyir izliyor enflasyon. Bunun arka planında bir de MTI endeksleri var. MTI tarafında durum nedir diye baktığımızda aşağı yukarı enerji hariç diğer MTI'larda hafif bir düşüş. Diğer MTI'ların fiyatlarında hafif bir düşüş geçen senenin aynı ayına göre. Enerjide ise daha yatay ve dalgalı bir seyir izliyoruz MTI tarafında. Dolayısıyla buradan gelen bir enflasyon baskısı yok. Türkiye'de ne oldu? Yakın zamanda döviz kurlarındaki değer kaybından bir miktar bir geçiş oldu. O yüzden enflasyon biraz 8'i gördü. Fakat şimdi güzel haberler arka arkaya gelmeye başladı. Her ay enflasyon düşüyor. Burada Consensus Forecast isimli kuruluşun en son beklenti ortalaması 7,5. Bu yıl sonu için, gelecek sene için 6,8 vermişler. Bizim kendi beklentimiz, onunla ilgili ben daha önce de İstanbul Sanayi Odası'ndaki konuşmamda biraz bahsetmiştim. Acele etmeyin. Hele bir yıl sonunu görelim. Ondan sonra tekrar enflasyonla ilgili duruma tekrar bir değerlendiririz. Çünkü işlenmemiş gıdada çok oynak bir seyir var. Bazen çok yükseliyor, bazen çok düşüyor. Orada olumlu haberler var. Belki bu ay enflasyon beklenenin ötesine düşebilir demiştim. Hakikaten de orada enflasyon düştü. O tabii geçici bir dalgalanma ama sonuçta yıl sonunda bir görmek lazım. Bizim aralığa ilişkin verilerimiz de olumlu. Yani Aralık ayında gene aynı şekilde bakıyoruz. Oynak olan kalemlerde gidişat çok olumsuz şu ana kadar değil. O yüzden gene acele etmeyelim. Yıl sonunu bekleyelim. Bizim en son verdiğimiz tahmin 6,8. Şu anda yılın ilk 11 ayındaki birikimli kümülatif enflasyon 6,9. Dolayısıyla 0 gelse 6,9'da bitiririz. 0,1 gelse 7 olur. Bizim mektup yazma sınırımız da 7. Mektup dediğiniz nedir başkan diye sorabilirsiniz. Hükümete eğer 7'nin üzerinde olursa bir mektup yazıyoruz. Hesap verme yükümlülüğü çerçevesinde diyoruz ki Merkez Bankası olarak sizinle birlikte %5'lik bir enflasyon hedefi koymuştuk. Buradaki 2 puanlık bir sapma marjımız vardı. 7. O marjı hafif de olsa açtık. Dolayısıyla bunun sebepleri şunlardır. Buna karşı alınması gereken tedbirler bunlardır. Şu tedbirler alınmıştır. Şu tedbirler de alınabilir şeklinde bir mektup. Bunu da kamuoyuna açık bir şekilde internet sitemize koyuyoruz. Güzel bir uygulama. Bu hesap verme uygulaması bağımsızlığın, Merkez Bankası bağımsızlığının bir bedeli getirdiği, beraberinde getirdiği bir bedel ve yükümlülük. Şimdi bizim acele etmeyelim dememizin sebebi şu. Gerçekten de özellikle bu şeydeki iniş çıkışlar, narenciye fiyatlarındaki iniş çıkışlar çok fazla oldu. Ekim ayında mesela olağanüstü yükseldi. Ondan sonra Kasım, Aralık şimdi düşüyor. Dolayısıyla onun bir etkisini görmemiz lazım. Yani bu LPG fiyatları çok konuşuldu. LPG'den 0,15 puan artı yönde bir katkı geliyor. LPG zammından. Yani LPG dediğimiz tüp gaz. Sıvılaştırılmış petrol gazı. Oradan 0,15 puan civarında arkadaşlar bir etki bekliyorlar artı yönde. Ama diğer taraftan olumlu bir resim var. Dolayısıyla biraz bekleyelim, görelim. Eğer bu ayda gerçekten sıfıra yakın gelirse tam sınıra yakın bir yerde bitirmiş olacağız. Bizim tahminimize daha yakın olacak. Yani piyasa beklentileri oldukça yüksek. Ondan çok daha iyi gerçekleşme ihtimali var. Burada işte çeşitli ana eğilim göstergeleri var. Bunlardan bir tanesi işlenmemiş gıda. Bu oynak olan, çok oynak olan kalemi çıkartıyoruz. Bir de tütün. Tütünle ilgili de zaman zaman bir takım vergi artışları geldiği için onu da çıkartıyoruz. O zaman eğilimi gösteriyor bu. Yalnız bunun için enerji var. Buradaki eğilim mesela gayet net bir şekilde enflasyon düştüğünü gösteriyor. Enflasyon düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Döviz kurundan da çok az etkilenmiş bu. H ve I endeksleri var. H ve I endeksleri de hem enerjiyi hem gıdayı dışlıyor. Özellikle I endeksi gıdanın tamamını dışlıyor. Hiç gıda kalemi yok ve enerji kalemleri yok. H'de de işlenmemiş gıdayı, yani oynak olan gıdayı çıkartıyor H endeksi. Burada döviz kuru geçişkenliğini gördük. Burada bir miktar yükseliş gördük. Fakat iyi haber orada da geldi. Kasım ayında ilk defa H ve I'da yıllık artışlarda bir düşüş gözledik. Yani dolayısıyla enflasyon tarafında biz şu anki para politikasının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Şu anki para politikası duruşunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Nedir o duruş? Birazdan detaylarına gireceğim. Marjinal fonlama oranı olarak isimlendireceğimiz 7.75 olan faiz oranı, bankalar arası borçlanma aynı zamanda piyasasındaki faiz oranıdır. Merkez Bankası'ndan da parası yetmeyen bankalara bizim verdiğimiz bir faizdir. Ona marjinal faiz oranı diyeceğiz. O faiz oranının şu anda yeterli olduğunu düşünüyoruz. Yani orada herhangi bir arttırma bugün itibariyle ihtiyaç olmadığını
düşünüyoruz. Peki başkan, indirime ihtiyaç var mı? İndirime de şu anda ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Yani şu anda temkinli duruş dediğimiz bu. Biraz bekleyelim, görelim, izleyelim. Aldığımız tedbirlerin sonuç vermesini bekleyelim. Olumlu yönde sonuçlar geleceğini biz tahmin ediyoruz. Tabii bunları her ay para politikası kurulunda beraber değerlendiriyoruz üyelerle birlikte. Ve herhangi bir değişiklik ihtiyacı varsa parametrelerde onu tartışıyoruz. Ondan sonra kamuoyuna onunla ilgili bir iletişim yapıyoruz. Şimdi bu bahsettiğim marjinal fonlama oranı 7.75. Şu anda faiz koridorumuzun üst sınırı olarak biliniyor kamuoyunda. Ve oradaki oynaklığı biz sıfıra indirdik. Daha önce burada iniş çıkışlar yaşanırdı. 6.75-7.75 arasında bu inip çıkardı, dalgalanırdı. Son aldığımız kararda, kurul kararında dedik ki burada oynaklık da sıfıra insin. Herkes önünü görebilsin. Bankalar arası bir bankanın borçlanmaya ihtiyacı varsa karşı karşıya kalacağı faiz oranı %7.75'tir. Bu çok önemli bir parametre. Ve buna göre diğer fiyatlar oluşsun. O şekilde bir belirlilik getirmiş olduk. Öngörülebilirliği orada arttırmış olduk. Olumlu karşılandı. Orada olumlu bir netice aldık diye düşünüyoruz. O tarihten bu yana şöyle bir bakıyoruz. Biraz daha istikrarlı bir seyir. Şu anda hem faiz oranlarında hem döviz kurlarında daha istikrarlı bir seyir şu anda var. Bizim 17'sinde bir kurul toplantımız var. Önümüzdeki hafta salı günü. Kurulda toplanacağız ve değerlendireceğiz konuları. Daha sonra da 24 Aralık'ta bir gelecek senenin yani 2014'ün para ve kur politikalarıyla ilgili basın toplantımız var. Orayla ilgili ben ufak bir bilgi vereyim. Şu anda marjinal fonlama oranımız 7.75. Bir de istikrarlı fonlama oranlarımız var. İstikrarlı fonlama oranlarımız da 6.75 ve %4,50. Yani bankalara %4,50'den bir miktar likidite veriyoruz. %6,75'ten bir miktar likidite veriyoruz. Bunlara istikrarlı fonlama oranı diyeceğiz bundan sonra. Çünkü bunlar miktar olarak az çok biliniyor, öngörülebiliyor. Mesela 6.75 piyasa yapıcılığı imkanı olduğu için burada yaklaşık 22 milyar Türk lirası civarında bir bankalarımızın toplam borçlanma limitleri var. 22-23 arasında bir şey, bir rakam. O değişmiyor. Yani bizim Merkez Bankası'ndan fonlama ihtiyacı, likidite açığı, sektörün likidite açığı diyelim ki 30 milyarsa 30 milyarın 22'sini buradan alabiliyorlar. %4,5'tan da bir hafta vadeli veriyoruz. %6.75'ten bir gün vadeli veriyoruz. %4,5'tan bir hafta vadeli veriyoruz. Orada verdiğimiz şu anda stok tutarsa 6,5-7 civarında bir tutar. 6,5-7 milyarını oradan veriyoruz. Kalan ufak bir kısmı var. O kalan kısmını da bankalar bizden 7.75'ten alabiliyorlar. Birbirlerine de 7.75'ten orada borç verebiliyorlar. Ona da marjinal fonlama oranı diyoruz. Şimdi ne yapacağız? 24 Aralık 2013 tarihli basın toplantısında nasıl bir çalışmayı paylaşacağız kamuoyuyla? Bir haftalık repo faizi ile yapılan fonlamanın, yani %4,5'la bugün yapılan fonlamanın Türk lirası zorunlu karşılık yükümlülükleri ile ilişkilendirilmesine yönelik çalışmanın sonuçlarını kamuoyuna duyuracağız. Bunun ne anlamı var? Yani bize ne, iş adamları olarak bize ne diye sorabilirsiniz. Bu daha ziyade bankacıları ilgilendiriyor. Bankacılar ısrarla yakın zamanda daha çok da söylemeye başladılar. Başkan, zorunlu karşılıklara faiz ödemiyorsunuz. Zorunlu karşılıklara artık faiz ödemeyi düşünür müsünüz gibi taleplerle geliyorlar. Biz de diyoruz ki ona faiz ödememize şu anda çok fazla ihtiyaç kalmayacak. Çünkü zaten bu 70 milyar Türk lirası civarında bir zorunlu karşılığın siz önemli bir kısmını rezerv opsiyonları yoluyla maliyetini düşürüyorsunuz. Rezerv opsiyonlarını kullanarak maliyeti düşürüyorsunuz. Yabancı para borçlanmanın maliyeti sıfıra yakın. Oradan düşürüyorsunuz. Kalan ne kalıyor geriye? 14 milyar. 14'ün de zaten biz burada 7,5'unu %4,5'tan veriyoruz. Onu da şimdi orantılı olarak vereceğiz. Nispeten daha orantılı olacak Türk lirası zorunlu karşılıklarla. Demek ki oradaki 4,5'la 7.75 arasındaki fark sizin avantajınız. Maliyeti düşürmüş oluyoruz. Yani dolayısıyla oradan bakarsanız burada elimizde bir parametre daha oluyor. O parametre de doğrudan doğruya bankaların aracılık maliyetlerini etkileyebilecek bir parametre olmuş oluyor. 4,5'tan yapacağımız fonlama miktarı artı 4,5'un seviyesi. Onunla ayarlamalar yaparak ileride 2014 yılında burada bankaların aracılık maliyetlerini de gerekirse düşürebiliriz. Böyle bir imkanımız da var. Tabii ne yapacağımız şartlara bağlı. 2014'te şartlar ve gelişmelere göre ayarlayacağız ama burada elimizde güzel bir parametre olmuş oluyor diye düşünüyoruz. Bu ek parasal sıklaştırmaları zaman zaman kullanıyoruz. Bazen bir günlük, bazen iki günlük. Oralarda
Tabloda gün sayısını görüyorsunuz. Haziran ayında 4 gün yapmışız. Temmuz'da 5 gün, Ağustos'ta 4 gün, Eylül'de 5 gün, Ekim'de 2 gün, Kasım'da 6 gün yapmışız. Şimdi yeni bir uygulamaya başladık. Önceden ilan ediyoruz. Hatta Aralık ayının sonunda, Ocak ayının sonunda bile ek parasal sıklaştırma yapacağımızı önceden ilan ettik. Bu da öngörülebilirliğin artması yönünde bir adım. Eğer ilave bir EPS ihtiyacı doğarsa, yani biraz daha fazla döviz likiditesi sisteme vermek gerekirse, 50 ile 100 arası vermek yetmez, 100'ün de üzerinde verelim dersek, yeni bir EPS ilan etmek her zaman mümkün. Dolayısıyla burada ilan edilenler Aralık ayında 3 tane şu anda, bir tanesini yaptık, 2 tanesi ilan edilmiş durumda. Ocak ayında bir tane ilan edilmiş durumda. Burada şartlar normalleştikçe, işte Amerikan Merkez Bankası'nın ne yaptığı herkes tarafından görüldüğü zaman 18'inde, 18 Aralık tarihinde şartlar büyük ihtimalle daha normal hale gelecektir. Biz de artık bu EPS'lere olan ihtiyacı görmediğimiz için yavaş yavaş bunları uygulamadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla bir bakarsanız Şubat ayında mesela hiç yapmamışız olabilir. Biraz şartların normalleşmesini görmemiz lazım. Baktık ki normalleşmiyor, biraz daha türbülans var. Biz de EPS ile döviz likiditesi sağlamaya devam edebiliriz. Burada aldığımız tedbirler tek boyutlu değil, sadece faiz boyutu değil. Bir de miktar boyutu var. Miktar boyutunda bankalarımızın Merkez Bankası'ndan fonlama ihtiyacı diye önemli bir değişken var. Buna likidite açığı da diyebiliriz. Sistemin likidite açığı. Yani bankalar Merkez Bankası'ndan bu parayı almazlarsa başka hiçbir yerden bulamazlar. Şu anda elektriklerin kesildiği gibi para muslukları da bir anda kesilmiş olur. Ve o faiz oranları 7.75'te falan değil. Yani çok aşırı yüksek, astronomik yüksek seviyelere çıkabilir. O yüzden Merkez Bankası ne yapıyor? Diyor ki ben bunu diyor en fazla 7.75'ten herkese vermeye hazırım diyor. O yüzden de 7.75'te faizler oluşmuş oluyor bankalar arası piyasada. Bilemiyorum şu anda ben devam edeyim mi yoksa biraz bekleyelim. Tamam, elektrik geldi. İşte fonlama sağlandı, rahat ettik. O fonlama ihtiyacı ya da likidite açığı grafikte gösteriliyor. Bunu özellikle analistlere ve ekonomistlere ben tavsiye ederim. 54. sayfada. Ha, yansı orada görünmüyor. Tamam. Şimdi bu 54, bizim internet sitemizde şu anda sunum var. Oradan da bakabilirsiniz. Likidite açığı internet sitemizde şu anda yayınlanmaya başlandı. Dün akşam itibariyle Piyasalar Genel Müdürlüğümüzün sekmesinde internet sitemize girerseniz piyasalar, piyasa verileri orada bu rakamları gün gün takip edebilirsiniz. Sistemin ne kadar likidite açığı var? Merkez Bankası buna karşı ne kadar para vermiş? Şimdi eğer ihtiyaçtan fazla verirsek ki onu yaptığımız oldu, o zaman bu genişletici bir para politikası oluyor miktar boyutuyla ilgili. Aynı zamanda interbank gecelik faizleri de etkileyebiliyor aşağı yönlü. Eğer tam ihtiyaç kadar verirsek o zaman 7.75'te oluşuyor. Yani oradaki hikaye o. Bugünlerde 7.75'te oluşacak şekilde likidite politikasını uyguluyoruz. Sadece bu değil. Sistemin likidite açığı ve Merkez Bankası'ndan borçlanma ihtiyacı arttıkça kredi büyüme hızı ve parasal büyüklüklerin büyüme hızı yavaşlıyor. Dolayısıyla burada aynı faiz olsa, hiç değişmese 7.75, biz sistemin bizden açığını, fonlama ihtiyacını arttırsak çeşitli araçlarla, o zaman krediler ve para büyümesi üzerine yavaşlatıcı bir etki yapar. Bu da miktar boyutu. O yüzden iki boyutlu bakmak lazım. Sadece tek boyutlu bakmak doğru değil. Hem fiyat boyutu var hem miktar boyutu var. Nasıl diğer merkez bankaları miktarla ilgili işlemler de yapıyorlar, biz de miktarlarla ilgili işlemler yapabiliyoruz. O yüzden elimiz oldukça güçlü. Oradaki rakam büyük ihtimalle yıl sonuna doğru oradaki likidite açığı rakamı 30 milyar Türk lirası civarına gelecek. Şu anda 38'ler civarında diye hatırlıyorum. Oradan internet sitesinden gün gün bunu takip edebilirsiniz. Neden? Mesela 38 milyarlık bir fonlama ihtiyacı neden 30'a düşer? Çünkü hazine Aralık aylarında biraz fazla para bırakır. Bütçe ödenekleri kullanılır ve orada serbest bırakır. Serbest bırakınca bizdeki hesabından hazine sisteme para serbest bırakır ve dolayısıyla 30'a doğru bu gider. Likidite açığını arttıran faktörler nelerdir? Bizim politika parametreleri arasında döviz satışları. Döviz sattığımız zaman aynı miktarda onun kurla çarpın. Mesela diyelim ki 200 milyon dolar döviz sattık. 400 milyon Türk lirası civarında Türk lirasını çekmiş oluruz. Likidite açığını arttırırız.
Başka, rezerv opsiyon mekanizmasında kullanım oranları. Bankalarımız rezerv opsiyon mekanizmasını daha az kullanırlarsa sistemin likidite açığı artar. Başka, işte Türk lirası zorunlu karşılıklar. Türk lirası zorunlu karşılıkları arttırırsak sistemin likidite açığı ve Merkez Bankası'ndan fonlama ihtiyacı artar. Bunlar sıkılaştırıcı yönde adımlar. Para büyümesi ve krediler üzerinde sıkılaştırıcı adımlar. Fiyatı hiç değiştirmeden, 7.75'i hiç değiştirmeden bu şekilde gereken sıkılaştırma yapabiliriz. Gerekmiyorsa da yapmayız. Mesela Avrupa bölgesi borç krizinin başladığı dönemlerde 2011 yılının sonlarında bu likidite açığı 60 milyar Türk lirasına kadar çıkmış. 60 milyar. Sonra kademeli bir şekilde çeşitli araçlarla biz bunu azaltmışız. Şimdi tekrar 30 milyar seviyesine doğru tekrar geldi. Demek ki orta bir noktadayız. Çok aşırı sıkı değiliz. Aşırı gevşek de değiliz. Gelişmeleri izliyoruz. Eğer bir sıkılaşma gerekirse elimizdeki araçlarla hangisini kullanmak gerekiyorsa kullanırız ve bu likidite açığını arttırırız. Kredi büyüme hızını kademeli bir şekilde daha makul ve sürdürülebilir seviyelere indirme imkanımız var. Fiyatları değiştirmeden. Bu önemli. Peki enflasyon konusunda ne durumdayız diye baktığımızda en son yayınladığımız enflasyon raporuna göre tahminlerle karşılaştırdığımızda ilk ay yani Ekim ayında beklediğimiz düşüş gerçekleşmediği için işlenmemiş gıdada tahminimizin üzerine kalmıştık. O düşüş Kasım'da gerçekleşti. Dolayısıyla tekrar tahminimize döndük. Şu anda enflasyon raporundaki tahminimizle uyumlu gidiyoruz diyebiliriz. Ve gelişmeler burada bence ümit verici. Çünkü dünyada enflasyonist bir eğilim yok. Dünyadaki genel eğilim daha ziyade düşük enflasyona doğru giden bir eğilim var. Bunu emtia fiyatlarında da görüyoruz. Bunun Türkiye'ye mutlaka yansımaları oluyor. Enerjide az olsa bile diğer kalemlerde yansımaları oluyor. Metal fiyatları özellikle çok ciddi bir şekilde düşüyor. Tarımsal emtialar düşüyor. O şekilde baktığımızda dünyada aslında acaba bir deflasyon eğilimi var mı diye bir endişe bile önümüzdeki aylarda konuşulmaya başlanabilir. Ama düşük enflasyon diyebiliriz. Düşen enflasyon dünyada. Bizde de bunun yansıması enflasyon konusunda çok yukarı yönlü bir baskı olmayacak diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla ilk verdiğim mesajları burada tekrarlamayayım. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Hepinize beni sabırla ve ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunarım.